Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Toxile ve yepyeni bir Wild videosuna, devasa 2.4 yamasını hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gerçekten çok fazla yeni içeriğimiz var. Öncelikle aksiyon oynanışıyla başlayacağız ve bugün e, diğer atacağım bir videoda yama notlarının videosu olacak. Yama da gerçekten çok büyük ve Fiz bufflandı. O da ayrıca beni mutlu eden diğer bir durum. Arkadaşlar şöyle bir arayüzümüze yüzümüze bakalım hızlıca. Sonra Akşen'i satın alıp Akşen'in ilk oynanış deneme videosuna girelim. Işık muhafızlarında burada daha önceden 2.4 yaması gelmeden önce de oynadığımdan dolayı buradaki puanları öncelikle geçmişten biriktirmiş. Böyle güzel bir yanı var. Öküz gibi bana ödül veriyor. Bunların hepsini sizlerle beraber tıklamak istedim. Bakın bunları e, yapmamıştım. Daha açılmamıştı çünkü. Ama hepsini de bana verdi. Muhtemelen sizler de oynamaya devam ettiyseniz vermiştir. Bunun böyle olacağını göstermiyordu açıkçası menüsünde ama böyle yaptı. Bir tek Akşe'nin yeni şampiyon olduğu için daha görevler hiç açılmamış olduğu için onları daha toplayacağım. Öküz gibi poro enerjim oldu şu anda mesela. En son Akşen'den de baya bir toplayacağız. Oyun oynama başına, her bir muhafız başına Hazır grupla oynanan oyun başına ödül kazandırıyor. Burada bir de ayrıca burada muhafız yolunda da öküz gibi yeni ödül var. Bunların da hepsini alalım. Işık muhafızı şampiyon seçim sandığımız var. Bunu kullanıp akşeni bedavaya açacağız. Sizler de dilerseniz öyle yapabilirsiniz. Işık muhafızı poz seçim sandığı var. Yine aynı şekilde ekstradan poz bile üstüne hediye ediyor burada. Işık muhafızı 2 diye bir şey var. Şunu giyelim. Bu arada videoyu beğeni atarak kanalı destek olsanız çok sevinirim. Ayrıca bugün böyle 2 civarında falan başlayacağımız 10 saat civarında sürecek uzun bir yayın yapacağız hem akşene hem yeni eşyalarımızı her şeyi deneyeceğimiz aynı zamanda buradan yeni eşyalarla ilgili falan da sizlere bir sürü video yayınlayacağımı da söylemiş olayım Işık muhafızlarında şampiyon seçim sandığından akşenimizi bu şekilde ücretsiz bir şekilde açıyoruz arkadaşlar seslerde galiba şu an bir sorun var ben onu halledip oyuna girerim şu an sesler gelmiyor poz seçim sandığı da burada Hani kostümlerine de var mı diye bakıyorum da kostüm evet kostümlerine de var abi hem kostümlerine hem kendilerine isterseniz poz alabiliyorsunuz ben şimdi bir şey seçmeyeceğim Poro Enerjim kaç şu an ona bakacağım ücretsiz kostüm açabiliyor muyum acaba şu an ee, Poro Enerjim şu anda bunlar nedir? Bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Tamam peki. Evet 6300 poro enerji olmuşum. Ücretsiz kostüm açabiliyorum ayrıca şu anda. Ücretsiz kostümü de bugün yayında açarım. O zaman yayında birazcık küçük sürpriz olmuş olsun ne çıkacak falan merak ediyorum. Ben de onu yayında açacağım. Bu arada e, Riot da bizi duydu. Çok fazla mavi özü rahatça kasabileceğimiz görevler falan geliyor. Şampiyonu da ücretsiz aldık. 18.300 mavi özüm şu anda kenarda yatıyor ve bekliyor arkadaşlar. Bakın dereceli ödüller olsun görevler kısmının düzenlenmesi de gelecek. Yeni Wild Pass niye yok diye merak edenlere de söyleyeyim. 28'inde daha doğrusu 29'unda gelecek galiba yarın ya da ertesi gün geliyor yeni Wild Pass'imizde. Bütün Yaman'ın bütün içeriği aynı anda gelmiyor. 3 güne şey yapmışlar bölmüşler. Burada da ayrıca simgeyi de çok güzel yapmışlar bakın. Tam bunlar zaten bildiğimiz şeyler dur. Şunun şunu simgesinde çok güzel yapmışlar. Dereceli işaretleri de değiştirilmiş biraz. <laughs> Ay. Kırma çalışıyor biraz. O oh, hap şurada hep birlikte arkadaşlar. Şimdi buradan bu arada yeni el kameramı da görmüşsünüzdür artık canlı yayınlarda birkaç gün öncedir aslında var ama e, Burada da ilk defa görüyorsunuz diye yanlış hatırlamıyorsam Uzun kılıcımızı çekiyoruz önerilen bu elini merak ediyorum Akşen'in e, Mahvolmuş ebedi direkt olarak aslında bir nişancı dizilimini bize öneriyor hatta yani evet bir nişancı dizilimi öneriyor bize. Yeteneklerin incelemesini yapmıştık biliyorsunuz. Birinci yeteneğimi açaraktan başlayacağım. Niye botlara karşı önünde diye bazen soruyorlar. Arkadaşlar zaten botlar altın lig civarındaki oyuncularla yaklaşık olarak aynı oyunlar sergiliyor. Burada oradaki oyunculara laf atmaktan dolayı değil yani ortalama bir oyun sergiliyorlar. Devamını da bugünkü canlı yayını bası tutarak vurduğumda ikinci vuruşunu yapıyor bakın görüyorsunuz. İptal etseydim şöyle ikinci ekstra vuruş yapan ya da iptal edersem yürüme hızı kazandıran bir özelliği var karakterin. Yani aslında çok güzel bir yanı şu. Bu arada öldüm mü? Kalkan kazanımımı yaptım. Ne oluyor? Ha Nautilus var sandımdan oyunda işareti Nautilus sandım. Bu kalkan kazanımı özelliğimizle arkadaşlar hayatta kaldık aslında bir nevi güzeldi yemledik ahri kesiyordu beni yoksa oyun'a girerken şampiyonu almak o kadar kolay değil biliyorsunuz zaten böyle bir tane de sabit vuralım tık bir tane daha vurdum şimdi skilllerimize bakabiliriz şöyle bu merangımızı fırlatıyor bu ikinci yeteneğimizi zaten biliyorsunuz arkadaşlar bu arada kim kimi öldürmüş? Ah be takım arkadaşım doğum... Doğ, gerçi şu anda ölüm süreleri çok kısa olduğu için normal. Takım arkadaşım doğmamış olsaydı şey yapacaktım. Madrabazı öldürmeye çalışacaktım. Şimdi skor alan kişi Blitzcrank. Blitzcrank mesela madrabaz mı? Evet. Blitzcrank'i gidip keselim. Blitzcrank madrabaz şu an. Madrabazlığı bitti galiba. Ultim de var şu an cebimde. Üçüncü yeteneğim de var. Şimdi şöyle görünmeze giriyorum. Burada biliyorsunuz şey olmuyor böyle bayağı vuruyor bu arada bir şey diyeyim mi şimdi kaç levelde Blizzkrank 3 levelde %40'a yakın canını vurduk değil mi orada mahvolmuş falan tetikleniyorsa bununla bayağı iyi şu an arkadaşlar en çok baktığımız şeyler bu yeteneklerin kullanımında verdiği hasarlar falan ne derece dengeli hissettiriyor bize mesela şurada duvarın yanında girdik burada bitti ama duvarın yanına tekrar geldik şu an görünüyorum zaten. Böyle sabit duracağım. Tık bir tane de vursam ölmedi. Ölmedi. Ultim olsaydı kesmiştim. Şurayı bir temizleyelim. Yeteneklerin kullanımını falan böyle birazcık öğrenmek adına açıkçası. Çünkü bugün yayında çok fazla akşam oynamayı düşünüyorum. Aynı zamanda işte Yamada da çok değişiklik var. Yeni eşyalarımız olsun. Hatta Akşene yeni eşyalarımızdan bir eşyada satın alabiliriz. Bu, bu arada reset alıyor olması çok iyi. Mesela tık şöyle de yapabiliyoruz ayrıca. Gördüğünüz gibi şimdi bu tekrar sıfırlandığı için. Hem vurarak da duvarın etrafından dolaşma mekaniğini de gördünüz bu şekilde. şekilde iki vuruş attırıp üzerine bir de bu merakla 3 3 hasarda bir fazla vuruyoruz arkadaşlar. Onu da unutmayın. Karakterin mekanikleri gerçekten çok fazla mekaniği var. Çok fazla mekaniği var. Hepsini öğrenip oynamak lazım bu karakteri bir nevi derecede. Rahat bir şekilde baskına gidebiliyormuş. Her yerde çalı var, her yerde duvar var. Sikili kaçırdım. Bakalım tek atacak mı? Tutuştur da atabiliyoruz. Ne oldu? İptal mi oldu? Anlamadım. Orada tam ne oldu anlamadım. Galiba iptal ettim ben. Kendim iptal ettim. Hareket etmeye devam ettiğim için. Gerçekten görülme mesafesi çok uzun karakterin. O yüzden orman içerisindeki baskınları falan bir nevi zor olacak aslında. Şöyle çift vuruş atalım. Aa, Ahri bu ayıp oldu ama. Sanki bu biraz ayıp oldu değil mi Ahriciğim? Geldi ultimi bozdu. Öldürdük güzel. Ahriye sinir oldum ya. Görüyor musun yaptığı hareketi? kalkanımızı aldık hadi. Tık bir de şunu vurduk mis. Aha bizden biri ölmüş. Kim Madrabaz? Evet. Blitzcrank Madrabaz ve 20 saniyeye doğacak Twisted Fate. Twisted'ın 5 saniyesi kaldı. 3, Doğmadı geri. Son Oğlum Twisted başkasına mı öldü? Yo. Madrabaz oydu. Şuraya mesela şöyle girersem. Mesela gayet güzel bir baskın anlatabildim mi? Şöyle de. Tık bir tane daha atsam. Ay duvara değdiremedim. Kim bir madrabaz şu an? Crank madrabaz. Blitz'e doğru giriyoruz. Evet anında Jarvan geri doğdu arkadaşlar. Anında geri doğdu ve 25 saniye civarında bir timer vardı galiba. 25-30 saniye bu kadar süreyi direkt olarak doldurtmak müthiş. Gerçekten müthiş. Tık bunu da kestik. Ulti ile keseceğim onu da. Şöyle 3 saniye boyunca charge'lıyoruz. Tık 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 tık. tık. Miko. Bir tane daha vurdum ve tek bir de blitz'e kaç vururum şöyle ulti atarsam. Ya artık Ahri Darius anında geri doğdu. Anında geri doğdu abi. 30 saniye timer'ı vardı. Anında geri doğdu. Ahriye gıcık olan bir tek ben miyim? Bu arada ultim iptal ettirildiği için mi? Evet bekleme süresi çok kısa. Yani bence bozul adamlar bozduğu için benim ultimi bekleme süresi uzun olması lazım ama demek ki öyle uygun görmüşler bilmiyorum. Soraka'yı kim kesti? Kim madrabas? Şöyle vursam. Buraya şöyle genişten gelirsem ayi burada da mesela inhibitor Kulesini taşına çarptı. Ahri Twisted'i keserse madrabaz olacak. Ben onu ulti atıyorum ya. Çok da vurmadı. Ahri'de zırh var mı? Yok. Ben şu an full bu ulti halimdeyim. Ee, şöyle düşünün arkadaşlar. Aslında o kadar da fazla vurmuyor. Erken asarı bayağı iyi de. ileride o kadar da değil. Şimdi bir de düşük cana fazla vurma olayımız falan da var. Bu arada yeni gelen özelliklerden diğer biri insanların itemlerini pingleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela karşı takımda önemli bir item alındıysa ya da karşındaki kişi sıçra attıysa onu da pingleyebiliyorsun. Baya güzel oldu çünkü koridorda rakip e, özelliği etkinleştir. Tamam önemli anlar özelliğimizde etkinleştirin bu da yeni gelen bir özellik. E, karşındaki kişi mesela sıçrasını atınca artık onu işaretleyebileceksin ve bu şekilde hani takımına bir şeyler kazandırma ihtimalinde artacak. Eşya incelemesi, 2.4 yama incelemesi ve daha fazlasını da bugünün ilerleyen saatlerinde bir video olarak sizlerle paylaşacağım. Ve aynı zamanda o videoyu izlerken siz ben bir de yayında olurum diye düşünüyorum ki olacağım. O zaman o vakit görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım Akşen'i beğenmişsinizdir. Akşen'le alakalı yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Bence karakter güzel olmuş ama... Alışması ve öğrenmesi gereken bir karakter. Çünkü e, kitle kontrolü olmayan bir karakter. Ve kitle kontrolü karşı çok kırılgan bir karakter. Bunlara dikkat etmek ve çok dikkatli oynamak gerekiyor. Çok iyi yerlerde acayip oyunlar yapılabilir. Bunu da oyunlarda oynarken beraber göreceğiz. Haydi bakalım kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.